Öncelikle faildan yeni bir kütüphane oluşturalım. Fail neyim? Bizden örneğimizde deneme olsun demiştik kütüphanemizin ismini. Deneme yazalım. Kaydedelim bunu. İstediğiniz herhangi bir yeri kaydedebilirsiniz. Açılan pencere bizim oluşturduğumuz deneme kütüphanesi. Buradan file import seçeneğinden referans aktaracağız kütüphanemize. Import file'dan file'ı seçersek tek bir dosya aktarabiliriz. Ama folder'ı seçersek bir klasörü seçiyor. Görelim bunu. Öncelikle folder'a bakalım. Import folder'dan choose'u seçtiğimizde dosyalarımızı bulacaktır bize. Buradan makaleye bakın. Dosya seçiyor. İçeriğini göstermiyor bize. Yani klasör seçiyor. Tek bir dosya seçmiyor. Bunu iptal edelim. Biz tek bir dosya alacağız çünkü. File, import. İçerik aktaracağımız dosyayı file'dan seçelim. Buradan choose'dan referansımızın olduğu kısma gidelim. Makalenin içinde bilgisayar isimli dosyayı almamızı istemişti bizden. PDF dosyasını. Buradan import options'dan yani alacağımız dosyanın türü ne? PDF mi yoksa EndNote kütüphanesi mi? Bunlara buradan bakıyoruz. Ona göre seçiyoruz. Biz PDF alacağız. O yüzden PDF seçtik. Bu da hepsini al. Import'un hepsini import et. Onu seç. Buradan onu aldık. Text Translation'da metin çeviri. Biz metin çevirmesini istemiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bütün metin çeşitleri var. Çevirmesini istemiyoruz. O yüzden no translation. Import diyerek referansımızı kütüphanemize aktarmış olacağız. Gördüğünüz gibi referansımız deneme isimli kütüphaneye import edildi, ekledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.